Galatasaray'ın hatırı için ya. Bak ben Galatasaray takımın çok koyu bir taraftarıyım. Beni kırmayın. Çok güzel kısa. Bir espri abi. Çok kısa ya. Şimdi kadın çayı gibi oldu söylediler. Çok kısa, çok kısa. Bir tane saat varmış. Ben devamlı kamp, yani kamp binasında olurdum Galatasaray'da. Her akşam futbolcularla beraber. Zaten onlar Apo abi derler, başka demezler. Bir akşam yine gittim. Sedat'ın odasına toplanmışlar. Kubilay vardı. Kubilay, Duk Yılmaz, Saffet, Sedat, Suat. Of, bütün baba şey, sporcularımız. Yurt dışına iniyor bizim kaptan. Tugay. Tugay hep yani. Beraber 8 hepsi olmuş. Bir bela yani. Bunun hepsi bir bela. Yatağın üzerine, yatağın üzerine toplanmışlar. Hadi Apo abiye bir şaka yapalım. Ben girdim işte. Gelirken de bana işte bize işte tatlı götür falan dedi. Ben de işte aradım bir yerden. Onlara sütlazı aldım, bir şeyler aldım falan. Zaten hiç boş gitmezdi zaten. Hiç gitmezdi benim suratı. Gittim şimdi oraya. Televizyon şey yapıyor. Biz konuşurken hem de tatlı yiyoruz falan. Yani televizyon kendine ses gidiyor. Kanal atlıyor falan. Sedat dedi ki görüyor musun dedi. Apo abi dedi. Ben dedi bunu kendim yapıyorum dedi. Nasıl yapıyorsun dedim. Ben de dedi o kadar dedi bir elektrik oldu ki uzduma dedi. Artık dedi ben bunları yapabiliyorum dedi. Dur bir dakika. Şimdi burada televizyon izliyorsunuz. Televizyon evet. Kanalları kendi kendine değişiyor. Kapanıyor, açılıyor. Şeyi de kumandayı da yanıma aldım. Dedim ki ne olur diye filan. İnanmadım dedim. Herkes ellerini havaya kaldırsın. Herkes kaldı ellerini havaya böyle. Ama sesi azalıyor, çoğalıyor. Baş muzurda şey Suat. Neyse dedi ki sen dedi elime tüt dedi böyle Sedat. 5-10 dakika böyle dur dedi. 5-10 dakikaya kadar dedi. Şarj dolacak dedim. Kendi şarj olacak. Kendi bünyesi mi şarj olacak? Yok ben sorsam bana da elektrik isteyecek. Bu arada biz de şarj oluyoruz. Biz de şarj oluyoruz. Şarjdasın sen şu an. Şimdi dedi ki. Şimdi bırak dedi. Afo abi. Şimdi sen şimdi kendin yap bakayım dedi. Ana. Ben de dedim şimdi ses dedim. O da alttan da ses dedim. Kırrrr ses açılıyor böyle. Alttan böyle bir şöyle dedi. Kırrrr ses açılıyor. Kapat bakalım dedi. Kapan dedim. Kapandı televizyon. Kumanda yanımda bu arada. Kumanda da yanımda. Herkesi de önüme aldım. Hepsi senin kaldığını şey. Açıl dedim. Pat açıldı televizyon. Açıl. Ses diyorum. Kırır ses. Kapan diyorum. Şimdi dedim hiç tutmayayım. Bana kendim yapıyorum. Şimdi ben de kafama kuruyorum. Otel bölümündeyiz. Öbür tarafta da işte o zaman da şey yardımcı. Saftin hoca. Saftin Alman. Onu da çok severdim. Yardımcısı da Hikmet Hoca. Hikmet Kahraman. O gizli de mi? Rize Vakfı'nın yemeği var. Şeyde, Dedeman Otel'de. Tayyip Bey o zaman belediye başkanı. Tayyip Bey de oraya gelmiş. Sohbet etmiş, muhabbet etmiş filan. Ben şimdi kafama koyuyorum ki ben oraya gideceğim şimdi hocalara bu marifetleri göstereceğim şimdi. Şeye. Niye? Şimdi yine biraz daha yapayım diyorum. Deniyorum asıl açılıyor. Kapan kapanıyor. Ses diyorum filan. Şimdi tam şeyi öğrendim ben. Ben şimdi dedim ki siz burada durun ama şimdi bunlar beni varsa bunlar beni zamdan kolluyorlar. Ben doğru daldım şeye. Hocaların olduğu yere dedi saat 13.01 falan da kamptayız gece. Recep Tayyip Erdoğan orada hepsi. Yok. Ben şeyden gelmişim diyorum yani otelde yemekten gelmişim. Ben oraya girdim. Birdenbire hepsine merhaba dedim. Onlar da tatlı götürmüş. Onun için verdim. Bak şimdi dedim şimdi hocam size dedim marifetlerimi sergiliyorum dedim. Şimdi herkes buna bakıyor. Tamam. Hikmet Kahraman filan işte bizim yardımcı hocalar filan. Saftink yok. Saftink evde. Ben başladım televizyon, daldım televizyona. Kapan. Ses yok. Ya bunlar şimdi diyor ki ya Apo abi içkide içme zaman ne olmuş buna diyorlar şimdi tamam mı? Dedi ki Apo abi nereye dedim ki böyle şey değildim dedim ya sana bir şey mi ettiler dedi falan. Şarj buldum ben canım deseydin. Ben şimdi orada kafaya kurdum Allah Allah dedim ki bu televizyon dedim eski model televizyon bu olmuyor. Bu olmuyor dedim ben şimdi koydum kafaya eve gideyim dedim. Böyle, tamam mı? Şimdi bu muzuyla ben evden televizyon sökeyim ama getireyim. Ama var ya ben eve gittim Allah'ım. Evden içeri girerimiz bak dedim hanım bütün marifetlerimi sana söylüyorum şimdi dedim. Ceketi de böyle tuttum şak diye koltuğa bir fırlattım. Böyle kabadayalar gibi. Televizyon kapan açıl ses o hanım birdenbire çocuklar gelin babanıza bir şey oldu. babanıza bir şey oldu. Ya gözüm karardı.
Çocuklar babanıza bir şey oldu dedi. Ne oldu? Başladı bir çocuklar ağlamaya. Baba sana ne oldu? Yok. Ne ağlıyor? Aile dramına döndü olan. Ha vallahi. Ya dedim ya yok böyle bir şey dedim. Ay çok neyse. Bir şeyin inşallah ya. Vallahi şimdi kapanmayınca kapanmıyor. Neyse şimdi sabahleyin. Of ya of. Sabahleyin ben şimdi şeye gittim. O zaman da yine futbol şube başkanı ben altyapı başkanıyım. Ve futbol komitesindeyim de Galatasaray'da. Beş kişiden biriyim. Yine futbol şube sorumlusu Adnan Polat. Bu ne diyeceğiz Adnan Polat anlatmışlar. Sabah ben şimdi gittim baktım bütün futbolcular kapıda beni bekliyorlar. Biliyorlar. Şimdi gittim bunlar nasıl gülüyorlar. Gittim şey oyuncularını oraya dedim. Dedim ya Allah aşkına burada bir film var. Bana ne yaptınız? Rezil oldum. Evde de rezil oldum çocuklar. Yani buraya dedim. Sen şimdi bu Suat. Saatinin altında böyle bir şey var. Saatini böyle zaten tutuyor içi. Oradan tak tak basıyor. Ses açılıyor. Kanal değiştiriyor. O saat her şeyi yapıyor. Biz öyle... Saate bak sen ama ya. Müthiş bir şey yani. Böyle bir saatler var. Almışlar şeyler aldılar ona. Kuvvet kampında almışlardı. Böyle işte kasyonu öyle şey, eski Japon saatlerinden.